İfadelerle edilemeyecek kadar acı bir, sıkıntılı bir günle karşıladık. Allah affetsin, rahmet eylesin. Kalanlara sağlık diliyorum. Ya bu memleketin artık kaybedecek çok fazla evladı olmamalı. Buna bir mutlaka bir çözüm bulunmalı. Neyi pırıl olur? Pırıl bir mahalle komşumuz. Evet. Mahalle nasıl komşumuz. Fevkalade düzgün, sağlık dolu, neşe dolu, hayat dolu bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. bu acı yazı başında da dattırdılar. Allah hayırlısını, Allah taksiratını affetsin. Allah kimseye vermesin bu acıları. Oğlanın arkadaşıdır. Ne diyeyim, başka teşekkür bir şeyim yok. Çok üzgünüz valla. Şehidimize çok üzgünüz. Çok iyiydi. Çok. Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim? En son ne zaman görüştünüz? Valla yakın işte, bir 3 ay askere gitmeden önce. Duyularımız abi, hepimiz aynı milletin, aynı vatanın, aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Yani bu kan dursun, bu savaş dursun diyoruz yani. Diyeceğimiz bu yani. Al bir ana ocağı daha yandı yani. Demokrasiyle bitirsinler yani. Şimdi 20 yaşındaki bir arkadaşımız öldü. Abi ben bir senedir buradayım. Ha daha doğrusu ben tanımıyorum bu arkadaşımın arkadaşı, ama bizimle kardeşimiz yani. Görüşmüşlüğümüz var yani. Görüşmüşlüğümüz var yani. Fazla muhabbetimiz yok ama görüşmüşlüğümüz var. Hani iş o değil. Hepimiz aynı vatanın, aynı milletin çocuğuyuz, evladıyız. Yani hepimiz kardeş. Yani bu kan dursun yani abi. Bu kan durdurulsun artık, yeter ya. Hepimiz aynı milletiz, aynı insanız. Diyeceğim bu kadar abi, ne diyeyim. Burada arkadaşın evinde oturuyorduk. Burası arkadaşın evi abi. İşte ölüm haberi geldi ve arkadaş geldi, dedi şurada bir şehit var. Ben dedim adı ne? Dedi Çağatay. Ben inanmadım dedim. Şaka yapıyorum falan filan, güldüm. Dedi gel dedim, yalansa dedim vallahi bozuşuyordu birader. Yok dedi, yalan değil. Çıktık baktık işte, yıkıldım abi, şurada bir ağlamaya başladım. Yarım saat, bir saat yani, inanamadım. Durduramadım. İnanamadım ya. Olamaz dedim böyle bir şey.